CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur, annelerin sigorta başlangıcından önce yaptığı doğumlar için de borçlanma yapabilmesine olanak sağlayan ve 13 aydır komisyon gündeminde bekletilen kanun teklifinin doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alınması için verdiği önerge üzerine Meclis Genel Kurulu'nda konuştu. Doğum borçlanması sadece sigorta başlangıcından sonraki doğumlar için geçerlidir. Yani kadınlar sigorta başlangıcı öncesinde yaptıkları doğumları borçlanamıyor. Bu durumda kadın çalışanlar sadece prim gün sayısı kazanıyor. Ancak sigorta başlangıçlarını ve dolayısıyla emeklilik yaş şartını geriye çekme imkanına sahip olmuyorlar. Oysa ki erkek çalışanlar için getirilen askerlik borçlanmasında erkekler iş hayatına atılmadan önce yaptıkları askerlik sürelerini borçlanabiliyor ve böylece emeklilik yaş şartını geriye çekebiliyorlar. İşte biraz önce bahsettiğim derin eşitsizlik, adaletsizlik bu noktada ortaya çıkıyor. Mecliste Cumhur İttifakı'nın milletvekillerine seslendi. Evet diyerek güzel bir şey için adım atmış olacaksınız dedi. Anneler, çalışan kadınlar askerlik borçlanması ile doğum borçlanması arasındaki bu adaletsizliğe, eşitsizliğe isyan ediyor. Haklı olarak diyorlar ki askerlik yapının borçlanmasında işe giriş tarihi sonrası diye bir kural aranmıyor da o askerleri doğuran, yetiştiren, vatanına hizmet hazır hale getiren annelere niye bu şart koşuluyor? Bu haksızlık değil mi? Bu adaletsizliğe neden göz yumuyorsunuz? Güzel Mansur'un kanun teklifinin doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alınması önergesi AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.